Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Risale-i Nur'da iyiler intaç, yani netice vermek manasına. Evet, kainatın envaını, türlerini hikmet dairesinde insanın etrafında toplayıp bütün hacatına, ihtiyaçlarına kemal-i intizam ve inayet ile koşturmak. Bilbedahe iki haletten birisidir. Ya kainatın her bir nevi kendi kendine insanı tanıyor, ona itaat ediyor, muavenetine, yardımına koşuyor. Bu ise 100 derece akıldan uzak olduğu gibi çok muhalatı, imkansızlıkları intihac ediyor, netice veriyor. Mümkün değil. Yani bütün varlıkların bizi bilip de yardımımıza koşması imkan dışı. Tek bir adem, hadsiz ademleri, yoklukları intihac eder. Fakat vücut kendine göre semere verir. Netice ve meyve verir. Çendan gerçi insan bütün esmaya mazhardır, bütün isimlere. Fakat kainatın tenevvüğünü ve melaikenin ihtilaf ibadatını, farklı farklı ibadet etmelerini, kimi kıyamda, kimi rükuda, kimi secdede, kimi kuğutta gibi intihac eden tenevvü esma, ki böyle olunca da Cenab-ı Hakk'ın farklı farklı isimleri onlarda tecelli edip görüyor, yansıyor. İnsanların dahi bir derece tenevvüğüne, çeşit ve türlerine sebep olmuştur. Enbiyanın ayrı ayrı şeriatları, evliyanın başka başka tarikatları, yolları, asfiyanın çeşit çeşit meşrepleri, ta adeta farklı çeşmelerden su içmeleri şu sırdan neşet etmiştir mesela. İsa aleyhisselam sair esma ile beraber Kadir ismi onda daha galiptir. Ehl-i aşkta Vedud ismi ve ehl-i tefekkürde Hakim ismi daha ziyade hakimdir. Mesela yağmur geliyor. Yağmuru zahiren intihac eden, netice veren esbab, hayvanatı düşünüp, onlara acıyıp, merhamet etmekten ne kadar uzak olduğu malumdur. O yağmur onu düşünemez yani hiçbir varlığı. Demek hayvanatı halk eden, yaratan ve rızıklarını taahhüt eden, üstlenen bir Halık-ı Rahim'in hikmetiyle imdada gönderiliyor. Yoksa kendilerinden gelmiyor. Hayrı kesir için, çok hayır için, şerri kalil, az şer kabul edilir. Eğer şerri kalil olmamak için hayrı kesiri intihac eden bir şer terk edilse, o vakit şerri kesir, büyük şer irtikap edilmiş, işlenilmiş olur mesela. Cihada asker sevk etmekte elbette bazı cüz'i ve maddi ve bedeni zarar ve şer olur, kayıplar olur. Fakat o cihatta hayrı kesir var ki eğer o olmadığında İslam küffarın istilasından kurtulur. Eğer o şerri kalil için ya işte kayıp olmasın diye cihat terk edilse, o hayrı kesir gittikten sonra, birçok hayır gittikten sonra şerri kesir gelir. Çok şer. Düşmanın istilasına. Mal, namus, can, din, her şey gider. O aynı zulümdür. Hem mesela gangren olmuş ve kesilmesi lazım gelen bir parmağın kesilmesi hayırdır, iyidir. Halbuki zahiren bir şerdir. Parmak kesilmezse, yazık demir kesilmezse o zaman el kesilir. Şerri kesil olur. Bu sefer el de kesilmezse vücut ve hayat gider. Kainata dikkat edilse görünüyor ki kainatın teşkilatı şükrü intihac edecek, şükrü netice verecek, sonuçlandıracak bir surette her bir şey bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccih oluyor, ona yönelik. Güya şu şecere-i hılkatın en mühim meyvesi şükürdür ve şu kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en alası şükürdür. Yani kainat bir şükür fabrikası, sürekli şükür üretiyor. Posalar burada, şükürler ahirete gidiyor. Eğer Allah'a muhabbetiniz, sevginiz varsa Habibullah'a, Allah'ın sevdiği o Peygamber aleyhissalatü vesselama ittiba edilecek, uyulacak. İttiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Muhabbetullah varsa netice verir ki Habibullah'ın sünnet simgesini ittiba intihac eder. İn kuntum tuhibbunallah fettebiyonu yuhbibkumullah. İsraf hırsı intihac eder. Hırsı netice verir. İsraflı adam daha çok hırslı olur. Çünkü daha çok kazanıp daha çok harcamak için. İsraf kanaatsızlığı intihac eder. Kanaatsızlık ise çalışmanın şevkini kırar, tembelliği atar. Hayatından şekva, şikayet kapısını açar. Şimdi toplumun hali gibi. Mütemadiyen şekva ettirir. Çünkü kazandığı gelir harcamasına yetmiyor. Sürekli şikayet halinde. Hem ihlası kırar, riya kapısını açar. Hem izzetini kırar, dilencilik yolunu gösterir. İktisat ise kanaati intihac eder. Kanaat eden aziz olur. Tamah eden zillete düşer. Hadisin sırrıyla kanaat izzeti intihac eder. Yani kanaat eden
aziz olmuş olur. Çok güzellikleri intihaç veya izhar eden bir çirkinlik dahi, dolayısıyla bir güzelliktir ve çok güzelliklerin görünmemesine ve gizlenmesine sebep olan bir çirkinliğin yok olması, görünmemesi yalnız bir değil, belki müteaddit defa çirkindir. Evet, kainat saadet-i ebediyeyi intihaç etmese, sonsuz hayatı netice vermese, akılları hayrette bırakan, kainatta görünen en bariz, açık, en mükemmel şu nizam, aldatıcı, zayıf bir suretten ibaret kalır. Ve bütün maneviyat ve alakalar, rabıtalar ve nisbetler hep heba olur. Öyleyse, o nizamın nizam olması ancak ve ancak saadet-i ebediyeyi intihaç etmekle olur. Yani o nizamdaki maneviyat ve nükteler ancak alem-i ahirette sümbürlenecektir. Yoksa bütün maneviyat söner, rabıtalar, bağlantılar kesilir, nispetler darmadağınık olur. Nizam da berhava olur, boşa gider. Halbuki o nizamda bulunan kuvvet, bütün kuvvetiyle o nizamın berheva edilmeyeceğini ilan ediyor. Cenab-ı Hak hakimdir. Cebir gibi, baskı ve zulüm gibi zulümleri intihaç eden şeylerden münezzehtir. Ayette de Allah kuluna zulmetmez diyor. Amenna. Haşa. Allah da ya zulmederse? Mümkün. Binaenaleyh iman, lezaiz-i ebediye, ebedi lezzetleri ismar ettiği, meyve verdiği, netice verdiği gibi, küfür de alam-ı elimeyi, elemli elemleri ve ebediyeyi ahirette intihaç etmesi şe'nindendir, işi ve gereği. Evet, pek çok muvakkat lezzetler var ki geçici. Zevalleri, daimi elemleri intihaç ettiği gibi. Çünkü zevali, burada üstad da ifade edecek, zevali elem lezzet olduğu gibi zevali elem dahi lezzettir. Elemin gitmesi lezzet, lezzetin gitmesi elem. Çok elemlerin zevali de leziz lezzetlere bâis olur. İtici, götürücü sebep olur. Lezzet ve nimet ise devam etmek şartıyla lezzet ve nimet sayılabilir. Binaenaleyh nübüvvet öyle bir çekirdektir ki peygamberlik, İslamiyet şeceresi ağacı bütün semeratıyla, netice ve meyveleriyle, çiçekleriyle o çekirdekten çıkmıştır. Kur'an dahi seyyar yıldızları ismar eden, gezici yıldızları netice veren şems gibi, güneş gibi İslamiyet'in 11 rüknünü intihaç etmiştir. Acaba bu cihanbaha semerelere bakıp gördükten sonra çekirdeğinde şüphe ve tereddüt yeri kalır mı? Haşa! Hanzale'nin çekirdeğinde Hanzale ağacı mündemiş içerisinde mevcut ve dahil olduğu gibi cehennemin de küfür ve dalalet tohumunda müstetir bulunduğunu şuhudi bir yakinle müşahede ettim. Allah! Üstadım bu kadar feryadı boşuna değil. Bu kadar bağırması boşuna değil. Onun için öyle diyor. Yani iman çekirdeği açılsa ondan cenneti hususiye, küfür çeyi zakkumu açılsa ondan da hususi bir cehennem içerisinden çıkacak. Yani aslında cehennemi önce insanın içerisinde araması lazım. Yani içerisindeki o kalbindeki eğer iman varsa ondan cennet çıkacak. Küfür varsa ondan da cehennem çıkacak. Bitti. Çok uzakta aramasın yani. Onun için yeni üstad öyle diyor. Yani iki manada bu cihette. Bir diğer manada birincisi buydu. İkincisi ise şu. Asi bir müminin maddi cehenneminden daha ziyade kafirin bu dünyadaki manevi cehennemi onu yakar. Yani aslında kafir bu dünyada manevi cehennemi içerisindeki hali ve haleti ruhiyesi bir müminin cehennemdeki maddi hal ve haletinden daha dehşetlidir. Ve keza nasıl ki hurmanın çekirdeği hurma ağacına hamiledir, onu taşıyor. Aynen öyle de iman habbesinde, tohumunda da, çekirdeğinde de cennetin mevcut olduğunu has-ı kat'i ile gördüm. Kesin bir bilgi. Artık müşahede şuhudi ve kesin bir bilgi. Aynel yakin, hakkal yakin. Çünkü o çekirdeklerin ağaçlara tahavvul ve inkılapları garip olmadığı gibi küfür ve dalalet manası da tazip edici bir cehennemi iman ve hidayette bir cenneti imtihaç edeceğinde istibat yoktur. Akıldan uzak görülemez. Nitekim ecdadından olan Hazreti Ali'nin dediği gibi şu alemi gayb açılsa, Allah'ı şu kafa gözümle görsem imanım da artmaz, ziyadelik olmaz diyor. O derece aynel yakinin de ötesinde hakkal yakin derecesinde bir iman. Komünistlik, masonluk, zındıklık, dinsizlik doğrudan doğruya anarşistliği intihaç ediyor. Yani nitekim 70 yılındaki komünizm ve sosyalizm işte bugünkü PKK terörünü netice verdi.
Bugünkü onu arkadan destekleyen teröristleri netice verdi. Silahşörlük yapan kalemşörleri netice verdi. Bugünkü terörist yapılı olan zihinde veya dağda uygulamalı olarak teröristlik yapan insanlar veya bununla beraber bir kısım döküntüleri sefahat içerisindeki olan insanlar 70 yılının mahsulatı. 1970'in o komünist ve sosyalist zihniyetinin bir mahsulü, bir neticesi, cehennem zakkumu gibi. İstibdad-ı mütenevvi, çeşit çeşit baskılar ve ahlaksızlık, özellikle 80'den sonraki sefahat ve rezalet ve müşevveşiyet-i ahval, darmadağınık. Bir de insanın, üstadın dediği gibi, içi dışına, dışı içine bir çevresi, hakikaten nice darmadağınık hal olduğu tezahür edecek. Ve ataleti, tembelliği, intihac eden yeistir ki ümitsizlikti. Hakikaten zamanımızda görüyoruz. Ümitsizliğe gitmek için demeyeyim. Hayatı masa başında kazanmış. İlkokulundan liseye kadar masa başında. Üniversiteye gidiyor masa başında. Şimdiki gibi bir buçuk yıl koronadan dolayı zaten okula gitmemiş. Bir kere ne yapıyor? Yarısını öyle götürüyor. Yarısını öyle götürüyor. Ondan sonra mezun oluyor. Şikayetçi. Niye devlet bana iş vermiyor? Nasıl bir iş? Masa başında. Yani oturayım, cep telefonumu çıkartayım, orada oyun oynayayım. Arada bir müşteri gelirse, kardeş dur acele etme, daha internet yavaş, tam bağlanmadı gibi bahanelerle işi safsaklayayım, uzatayım maalesef. Evet, istibdad-ı mütenevvi ve ahlaksızlık ve müşevveşiyet-i ahval ve atalete intihac eden yeistir ki, Şems-i İslamiyet'in, İslam güneşinin küsufa yüz tutmasına, perdelenmesine sebep olmuşlardır. Ulum, ilimler, birbirini intihac, netice vermesi ve birbirini elini tutmakla taalluk ve tecavüp ettiklerinden adeta boyun boyuna sarmaş dolaş bir vaziyette ve aynı zamanda birbirine cevap verdiklerinden o derecede iştibak hasıl olur ki, şebeke bir iç içe girmiş bir hal alır ki, bir fende telif olunan bir kitapta o fennin mesaili, meseleleri o kitabın muhteviyatına, umumuna nispeti ancak zekatı olabilir. Yani ilim nedir? Ancak Cenab-ı Hakk'ın alim isminin küçük bir tezahürüdür. Evet, muhabbeti iktiza eden İslamiyet ve insaniyet Cebel-i Uhud'dur. Uhud gibidir. Uhud dağı. Adaveti, düşmanlığı intihac eden esbab bazı küçük taş, küçük çakıl taşları gibidir. Yani koca Uhud dağı ve İslamiyet ve insaniyet Allah aşkına hiç o şeye feda edilebilir mi ya? Çakıl taşlarına. Maalesef. Hikmeten sabittir ki efrad-ı kesirenin içtimağı, birçok fertlerin bir araya gelmesi ihtiyacatı intihac eder. Bugün teknolojinin ilerlemesiyle, herkes bir şey yapmasıyla, gittikçe ihtiyacın artmasıyla çeşitli ihtiyaçların netice veriyor. Görenek gibi çok esbab ile tekessür eden, çoğalan hacat ihtiyaçlar zeminin kuvve-i nabitesine sıkışmaz. Yani baharda yerden biten otlardan daha çok baktığımız zaman evvelden 4 şeye yine üstadın ifade ettiği gibi muhtaç olan beşeriyet, bugün inanınız 400 de değil, 4000 de değil. Neye muhtaç değil? Her şey. Her şey ihtiyaç, zaruri ihtiyaç haline gelmiş o derece. Cehennem azabını intihac eden, büyük bir günah işleyen bir adam, cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa, bütün ruhuyla cehennemin ademini, yokluğunu arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor maalesef. Onun için imanın taklitten tahkike çıkması lazım. Çünkü taklidi bir iman kulaktan dolma ve kulaktan duyma bir iman olduğu zaman, hafif bir güya kendisince bir delil, bir boşluk bulduğu zaman Allah korusun orada inkara kadar gidebilir. Yani aynen tıpkı şunun gibi, yani meleklere hakiki manada iman etmeyen bir insan bir hırsızlık yapacağı zaman önce polisi arar. Polis yok, tamam. Ama o meleklerin varlığını düşünse, her şeyinin kaydedildiğini düşünse, o işi yapmaktan vazgeçer. O aklına o anda gelmiş olsa, ya birisi diyordu ki melekler yok galiba diyordu ya. Olmaya ki belki yok. Herhalde belki yoktur ya. Yok canım, zaten yok galiba deyip Allah korusun o hırsızlığı, o kötülüğü yapar. Ama o iman, inanç olsa, devletin polisi yok. Ama Rabbimizin polisi. İki tane omuzumda durmuş kiramen katibim, yazıcı melekler. Sevabımı ve günahımı yazıyor. Ben nereye gidersem benimle beraber, bitti. O zaman o işten vazgeçer. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
Hazretleri.